Merhaba arkadaşlar, size kendi deneyimlerimi, yani kendi test ettiklerimle ilgili 3060 Ethereum kazanımı için bilgiler vereceğim. Yani en azından kendi uyguladığım bir sürü deney var. İşte bir sürü yapıp beceremediğim uygulamalar var. Onlardan hızlıca bahsedeyim. En azından yapmak isteyenler Türkçe desteği tam bulamıyor. Yani en azından yapılamıyor. Öyle bir sıkıntı var. Ben de ilk aradığımda bilgi bulamadım. Yabancı sitelere baktım. Bununla ilgili bir video yok. Şimdi şöyle anlatayım. 3060'lar öncelikle LHR'siz model olması gerekiyor. Yani ilk çıkan serilerden olması gerekiyor. V2'ler bildiğim kadarıyla kırılamıyor. Şimdi bu ilk serilerin de hani kazanım yapmasını sağlamak için öncelikle anakartınızda, bordunuzda PCI Express 3.0 soketi olmak zorunda. 2.0'larda bunu yapamadık. Yani en azından denedim, olmadı. Riser olmaması gerekiyor. Kısa riser'lar var. Küçük böyle USB tarzı. Onların da resmini çekerim birazdan. Onlar olmaması gerekiyor. Bu şekilde uzun ekran kartı uzatıcılardan olması gerekiyor. Bunlar PCI Express 3.0'ı destekliyor. Bu arada mesela bir yerden aldınız, PCI Express'e 3.0'a taktınız ve 48 MAH'ları, 50 MAH'ları görmüyorsanız muhtemelen PCI Express 2.0'da çalışıyordur. Ya kablomuzda bir sıkıntı vardır. Yani direkt borda takıp deneyebilirsiniz. Şimdi 3060'lar kesinlikle bir ekran çıkışı istiyor. Yani şurada sanal ekran taktık. Eğer sanal ekranınız yoksa eski bir ekran takıp benim ekranımda 3 tane giriş vardı. 3'ünü de taktım. 3'ünde de çalıştı. Yani sadece ekranın takılı olması gerekiyor. Çalışması gerekmiyor. Onun dışında ne söyleyebilirim? Zaten şu anda ekranımda görüyor olmanız lazım kazım değerlerini ve mesela afterburner ile yaptığım frekans arttırımı, işte güç düşümü, işte nasıl desem işlemcisinin hızını düşürtümünü falan orada görüyor olmanız lazım. Burada başka söyleyeceğim aslında pek bir şey yok. 407.05 biliyorsunuz zaten driver olarak sadece şu anda onu destekliyor. Bir tane 464 driver da vardı galiba. Ama ben onunla başaramadım. Yani en azından bir anakarta iki tane takamadım. Eğer bu arada anakartınızda PCI Express 3.0'dan 7 tane varsa 7 tane de çalıştırabiliyorsunuz. Ama benim şu anda X370 anakartlarım var. Birinde 3200 Ryzen takılı burada. Diğerinde de Ryzen 7 var. O takılı. Denemek için başlamıştım. Başka ne söylesem, ne söyleyebilirim? Şu anda hani çok söyleyeceğim başka bir şey yok sanırım. Hard diskleri kullanıyorum. Hard disklerle kullanınca bazen çok nadir olmasa da haş düşürme oluyor. Genelde kazım ekranında bırakmanız gerekiyor. Ben TMWare'la ya da Anydesk'le falan bağlanıyorum. Siyah ekranı geniş bıraktığınızda yarım haş falan artıyor bir süre sonra. Hani
siz de uzaktan bağlantı olarak kullanacaksınız. Siyah ekranda bırakın. Şu anda serinlikleri iyi, gayet serin çalışıyorlar. 49-50 derecelerde falan çalışıyor ekran kartları. Öyle çok yorulmuyorlar. Şimdilik bu kadar.